Hayırlı akşamlar değerli VTV izleyicileri. Bir sezon aradan sonra, bir yaz sezonundan sonra yine sizlerle beraberiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir Hakikat Penceresinden programında inşallah bu yıl boyunca, yine bu yayın dönemi boyunca sizlerle beraber olacağız. Evlerinize konuk olacağız. Bizleri misafir edeceğiniz için şimdiden teşekkürlerimizi ekip arkadaşlarımla birlikte sizlere sunuyoruz. Evet, geçen yıl beraber program yaptığımız Sayın Ali Emir Osmanoğlu, Sayın Halil Köprücüoğlu ve Sayın İsmail Ömer Reisoğlu ile birlikte yine bu programı yapmaya devam edeceğiz. Fakat bir müddet İsmail Ömer Reisoğlu bizimle olmayacak çünkü memleketine gitti, annesini ziyaret etmeye gitti, Kastamonu'da, İnebolu'da kendisi. Buradan ona da selamlarımızı sunuyoruz. Ve bu akşam programımızı Sayın Ali Emir Osmanoğlu ve Sayın Halil Köprücüoğlu ile birlikte inşallah sunacağız. Değerli izleyiciler, sevgili Manisalılar, geçen hafta İstanbul'da bir büyük sempozyum vardı. İstanbul İlim Kültür Vakfı tarafından her 3 yılda bir organize edilen sempozyumlar zincirinin 10.sunu İstanbul'da gerçekleştirdik. Ben de o vakfın mütevelli heyeti üyelerindenim. Bu seferki sempozyumun konusu hakikat arayışında nübüvvetin yeri ve rolü etrafındaydı. Aşağı yukarı 500 dünyanın dört bir köşesinden tebliğ sunanlar vardı. Ve bunların içerisinden sempozyumda konuşulmaya, değerlendirilmeye layık olarak 100 civarında tebliğ seçildi. Aşağı yukarı 40 ayrı ülkeden gelen insanlar. Ve bu 100 tebliğinde aşağı yukarı 80 tanesi de ilk defa tebliğ sunan ve ilk defa Bediüzzaman ve Risale'nin ışığında bu meselelere muttali olan ve bunlarla ilgili çözümler Risale'nin oradan çıkaran kişilerdi. Çok güzel bir program oldu 2 gün boyunca. Tabii ortak bir şey vardı burada dile getirilen. Yani dünya bu şiddetin, bu terörün, bu olumsuzlukların sesinin, bu nefretin, öfkenin sesinin çok çıktığı bu dünyada ve Bediüzzaman'ın ve İslam'ın gerçek sesi olan barış ve huzurun sesinin daha fazla, daha gür yankılanması temennisiydi, talebiydi. Ve bunun, bu hakikatlerin, bu doğru İslam'ın bütün dünyanın ihtiyacı olduğunu, sadece Müslüman dünyasının değil, Hristiyan dünyasının da buna ihtiyacı olduğu çok sıkça dile getirilen konulardandı. Yine İngiltere'de bir büyük katedralin dinler arası diyalog bölümünün dekanı olan bir rahibe hanım da bu programın benzerinin çok kısa bir zaman içerisinde Londra'da yapılmasının gerekliliğinden bahsetti. Yani insanlığın adeta umutsuzluğa duçar olduğu bu savaşların, gelir dağılımındaki adaletsizliklerin, ekonomik sistemin bütün dünyada tehlike sinyalleri verdiği bir dönemde böyle bir taze nefes, bir taze ses, eskimeyen bir görüş ve fikrin bir kere daha terennüm edilmesi yüreklere su serpti. Bir kere daha şunu anladık ki, evet, insanlık Hazreti Adem'den bugüne kadar iki çizgi üzerinde yoluna devam ediyor. Bunlardan bir tanesi vahyin ışığı altında hakikat arayışı, diğeri de kendi aklını kâfi gören ve insan aklı bütün hakikati bulmaya yeter diyerek sadece o ışıkla yol bulmaya çalışan, hakikati aramaya çalışan felsefe yolu. Ve bu iki yolun zaman zaman işte vahyin yolunun daha dünyadaki hadiselere hakim olduğu, zaman zaman felsefenin hakim olduğunu tarihi seyri içinde biliyoruz. Fakat özellikle bu 19. yüzyıl, 20. yüzyıl ve 21. yüzyılın başında bu felsefenin, bu rasyonel felsefenin, bu aydınlanma felsefesinin tesiri bütün dünyayı sarmış durumda. İşte modernite ve daha sonra gelen postmodernite çerçevesinde akıl, gerçi postmodernite bunu biraz artık farklı düşünmeye başladı. Bu salt aklın egemenliği yerine daha karmaşık bir yapının olduğu, aklın sadece hakikati bulmada yeterli olamayacağı gibi ifadelere doğru geçmeye başladı. Ama bunun tesiriyle şu anda dünya idare ediliyor.
bütün ekonomik sistemler, siyasal sistemler bu felsefenin dört temel paradigması üzerine oturuyor. İşte kuvvetin haklı olması prensibi, yardımlaşma yerine mücadelenin geçerli olması prensibi, ondan sonra menfaatin önde olması prensibi ve heveslerin teşcih edilmesi, bunların tatmin edilmesi gibi temel prensiplerden yola çıkarak bir medeniyet kurgusu var. Ve bunun artık sürdürülebilir olmadığı bugün ortaya çıktı. Belki de vahyin ışığına, aklı selimin de yardımıyla vahyin ışığından yeni bir medeniyet projesi, yeni değerler manzumesi belki çıkarmak zamanı geldi. Dünya yavaş yavaş bunu terennüm etmeye başladı. Biz de burada bu çerçeve içerisinde, yani nübüvvet nedir? Neye ihtiyaç vardır nübüvvete? Yani ontolojik olarak yaratılış ilmi çerçevesinde bir nübüvvet gerekliliği var mıdır? Neden vardır? Daha sonra da bunun tevhidle bağlantısı nedir? Yani bizim imani meselelerimiz içerisinde, akidelerimiz içerisinde Allah'a imandan sonra işte peygamberlere iman, kitaplara iman giriyor. Bu peygamberlere imanın tevhidle olan münasebeti, bağı, tevhidi bakış. Bundan sonra bir peygamberin, peygamberlik müessesesinin insanların hayatlarını tanzimde onlara bir rol model olması, onların hayatlarının örnek insanı olması noktasından rolleri var mıdır? Bunu nasıl değerlendirmemiz lazım? Nerelerine bakmamız lazım? Daha sonra da yine hikmet noktasında, yani bu kainatın sırlarının çözülmesi manasında peygamberler nasıl bir rol oynuyorlar? Buna nasıl kulak vereceğiz? Neresinden okuyacağız? Yine maddi kalkınmanın önderleri olarak peygamberleri görebilir miyiz? Nasıl görmeliyiz? Bütün bu işte teknolojik gelişmelerin arkasında hakikaten peygamberlerin mucizeleri var mı? Kur'an bunlardan nasıl bahsediyor ve bunların nasıl okunması lazım? Ve bunların hepsinden sonra da o özelde peygamber, genelde peygamberler, özellikle de bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını hayatımıza nasıl tatbik edeceğiz? Onun sünnetlerini yerine getirmek suretiyle, ki bu sadece şahsi sünnetler değil, sosyal sünnetler bunun içerisinde var, toplumsal sünnetler bunun içerisinde var, fikri, zihni, kalbi sünnetler belki bunun içerisinde var. Bunların hepsiyle beraber bu örnek olan şahsı, bu manevi şahsının bütün dünyayı hala tesir altına aldığı bu şahsı örnek almak suretiyle acaba dünya nasıl bir saadette karşı karşıya kalır? Bütün bunları bu programlarımız içerisinde belki birkaç ay sürecek bir çerçevede bu nübüvvet müessesesini ele alalım arzu ediyoruz. Bu çerçeveyi değerlendirelim istiyoruz. Evet, ben burada ilk önce bu ontolojik olarak, yani yaratılış ilmi çerçevesinde peygamber gerekliliğini ifade eden Bediüzzaman Hazretleri'nin bir cümlesi var. Yani bu hakikaten adeta şeyi özetleyen bir cümle. Yani diyor ki, karıncayı emirsiz, arıyı yasupsuz bırakmayan kudret-i ezeliye elbette beşeri nebisiz bırakmaz. Yani gözümüzün önünde cereyan eden hadiselerden yola çıktığımız zaman, evet, karınca milletinin bir reisi var. Topluluk halinde yaşayan bunlar. Sanki canlılar, cumhuriyet sistemiyle gidiyorlar. Evet, böyle bir şey var. Arı milletine baktığımız zaman yine onun da bir bey arısı var, bir kraliçe arısı var. O çerçeve içerisinde bir sistem kurulmuş, evet, ve bir liderin etrafında üretim yapan, sosyal hayatını tanzim eden bir model var. Şimdi bu kadar çok küçük, hatta da kabili ihmal olacak biri yerlerinde sürünen, diğeri de işte çok kısa bir hayat süren iki tane bu gruba bu kadar ihtimam eden bir yaratıcının, kainatın hem çekirdeği meyvesi olan insanı, değil mi? Böyle bir sistemden, bir nizamdan yoksun bırakması düşünülemez. Mutlaka onun da bir nebiye ihtiyacı vardır. Bu konu çok veciz bir şekilde ifade ediliyor.
Yani Bediüzzaman Hazretleri bu peygamberlik müessesesiyle şeklen ilgilenmemiş. Bunu kainatla, varoluşla, ahiretle, nübüvvet arasında bağlar kurmuş. Sanki böyle temel manalarını evet, yani gerekliliğini buralardan yola çıkarak ortaya çıkarmış. Yoksa bir ansiklopedik bilgi olarak işte şu tarihte doğmuştur. Süt annesi, şu kadar şudur. Yaşamıştır, annesi babası budur. İşte şu kadar evlilik yapmıştır, şu kadar çocuğu olmuştur, şu kadar savaşları vardır. İşte peygamberlik şu tarihte gelmiştir, şu tarihe kadar Kur'an inmiştir gibi bir ansiklopedik bilgi yerine onu varoluşla ilişkilendirmesi. Bu da lazım ama. Bu lazım mutlaka ama esas bizi ilgilendiren kısmı, bugünkü hayatımızı etkileyecek olan kısmı belki bu taraflarında aramak çok daha lazım. Temel şeyler olmalı. Buralarına bakmak lazım. Mesela bu çerçeve içerisinde buradan bakmış yani hem kainata hem dünyaya hem ahirete hem nübüvvete belki bu çerçeve içinde bakmış ve bir şey daha ben okuyacağım ondan sonra konuyu açalım istiyorum. Yani şey diyor ki hikmetle konuşturuyor vahyi Bediüzzaman Hazretleri. Diyor ki insanlık kervanının reisi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dır. Hikmet yani felsefe soru soruyor. Diyor ki nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu dünyada işiniz nedir? Esasında reisiniz kimdir? Evet yani evet. Böyle bir soruyu hala felsefe soruyor, hala insanlar evet. Soruyor, hala aklımız, ruhumuz, kalbimiz bunları soruyor. Adeta bunların tamamı namına bu yani tarih boyunca bu soru sorulmuş. Hazreti Adem'den bugüne kadar bu soru soruluyor. Bu soruya farklı cevaplar veriliyor. Yani felsefe bazı cevaplar vermeye çalışıyor. Vahiy başka cevaplar vermeye çalışıyor. Şimdi burada bu suale bütün insanlık namına ve emsali olan büyük peygamberler gibi Muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam nevi beşere vekaleten insanlığa vekil olarak hikmetin karşısına çıkarak şöyle bir cevap veriyor. Ey hikmet, bu gördüğün insanlar Sultan-ı Ezeli'nin kudretiyle yokluk karanlıklarından ziyadar varlık alemine çıkarılan mahluklardır. Yani kimdi değil mi? Soru neydi? Nereden geliyorsunuz? Nereden geliyoruz sualinin cevabında? Sultan-ı Ezeli'nin kudretiyle yani bu kainatın sahibinin, mutasarrıfının, onu her türlü tedbir eden, idare edenin kudretiyle yokluktan, yokluk karanlıklarından ışıklı varlık alemine çıkarılan mahlukları. Gelme yerimiz orası yani. Yoktuk, var olduk. Yani adeta varoluş teorisinin veyahut da varoluş felsefesinin de bir temel cevabı burada. Buraya bir şey söylemek. Tabii buyurun. Yani açalım konuyu. Şimdi burası çok garip. İnsan ilk defa yani böyle delikanlı girişte böyle bir manaya benim zihnimden, içimden itirazlar geliyordu. Fakat zamanla yine insanlık külliyatından ve sizler gibi arkadaşlarımızın ifadelerinden başka şeyler benim bu tereddüdümü ortadan kaldırdı. Hazreti Adem'den Hazreti Musa'ya, Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsa'ya adeta bütün dinler aynı temel şeyleri söylüyor. Aralarında çok uzun asırlar var. Bu kadar benzerlik, yani adeta Allah'ın varlığı, birliği, ahiret, kulluk, bu manada ifade etmek, sizin burada hikmete Peygamberimiz Aleyhisselam'ın verdiği cevapları başkaları da veriyor. Artı sadece cevap vermiyorlar. Bir de mesela diyor, ne malum? O zaman diyor ki bak diyor Peygamber, ellerinden sular akıyor. Ordular duyuyor. Yani cevap veriyor ama delilleri var. Delilleri var. Ve normal hayatı esnasında da ona Muhammed-i Emin demişler. Öldürmeye giden düşmanlar hazinelerini, paralarını, mücevherlerini ona teslim etmişler. Yani yalan sudur etmeyen asırlarca, binlerce büyük zat, peygamberler bu vazifeyi almışlar ve halen Hazreti Musa, Hazreti İsa'nın dinleri efendim müntesipleri tarafından yaşanmaya çalışılıyor. Tevrat, İncil meydanda ve Kur'an meydanda bu manalarda bu kadar ittifak esasında insanın nefsini soracak kadar kuvvetli bir delil. Evet. Yani bu sizin söylediğiniz geçmişinde binlerce peygamberin de söylediği bir söz. O zaman insan mutmain oluyor. Evet. Tereddüdü azalıyor. Yani bu
o deliller olmasa bile. Evet, mantık. Bunlar eğer gözümüzün önünde cereyan eden olaylardan yine bu böyle bir sonuca varıma bizi götürüyor. Götürebilir, evet. Böyle bir akıl yürütmeyle bizi götürebiliyor ki Düzen Hazretleri bunu genelde işlemiş. Yani görünenden yola çıkarak iman hakikatlerinin ispatına götüren bir bürhani yol diyor kendisinin ifadesiyle. Delillerle dolu bir yol çiziyor. Bugün insanına biraz da böyle bir şey lazım. Yani kayıtsız şartsız inanmak, teslim olmak tamam ama zor. Şüphelerden ari olmuyor o zaman zihin. Yani zihnin de, aklın da, kalbin de, bütün hislerin de bir şekilde o cevaplardan mutmain olması, tam teslim olmasına ihtiyacı var. O zaman akıl delil isteyen bir şey yani. Akıl onun için verilmiş. Delillerle yola çıkarak sonuca gidiyor. Dolayısıyla biz bu delilleri de ortaya koyarak gözümüzü önünde bir şeyler. Bu aslında. O zaman belki yani kainat niye var? Niye insan gönderilmiş? Gönderilmede maksat nedir? Belki ontolojik giriş oradan düşen, yapmamız lazım. Ona düşen vazifeler nelerdir? Tamam. Bu vazifeleri nereden ve kimden öğrenecek? Kimden talim edecek? Böyle bir kronolojik cevabı lazım. Bir tabii. Kronolojik sıra içerisinde belki işlemek uygun olabilir. Evet. Öyle anlaşılıyor ki bu birkaç hafta sürecek bir konu. Şimdi şöyle düşünelim. Herhangi bir sanat dalında usta bir sanatkar. Çok güzel fotoğraf çekiyor. Müthiş bir hattat. Yaptığı ebrulara herkes hayran. Ya da hakikaten dünya çapında bir ressam. Şimdi böyle bir sanatkar düşünelim. Kıymetli bir sanat eseri vücuda getiren sanatkar bir zat kendi eserini önce bir seyreder bildiğimiz gibi. Yaptıktan sonra. Yapar. Bakar. Kendisi görmek ister yani. Görmek arzu eder. Bu da yetmez. Onların görünmesini aynı zamanda arzu eder. Hatta o alanda uzman kişilerin vereceği fikirler de onun sanatına yön vermede, yol göstermede önemli kabul edilir. Tabii yani bir ressam bir tablo yaptığı zaman önce sanat eleştirmenlerinin değerlendirmelerine dikkat ediyor, evet. Değil mi? Onunla daha çok ehemmiyet veriyor. Ya da yazarlar. Yazar efendim bir kitabı. Yani resimden anlamayan birinin değerlendirmesi o kadar önemli değil. O kadar önemli değil. İşte yazarlar da kitapları basım aşamasına geldiğinde işte fikrine itimat ettikleri insanlara o alanda kendisine yol gösterecek, eserin eksiklerini tamamlayacak kişilere gönderir. Onların tenkitlerini, eleştirilerini alırlar. Şimdi bu anlamda bir sanatkar, diyelim ki bir ressam, bir hattat, bir ebru sanatçısı yaptığı bu eserleri daha sonra teşhir eder, bir sergi açar. Yani kendi eserini seyretmek, onu beğenmek, ondan haz almak, memnun olmak işin bir yönünü oluştururken başkalarının o eseri görmesi, başkalarının beğenmesi. Gözüyle de efendim görülüp beğenilmesi işin ikinci aşamasını meydana getiriyor, oluşturuyor. Bu duygu istisnasız bütün sanatkarlarda vardır. Görmek ve görünmek, o güzelliği, mükemmelliği, o kabiliyeti, ortaya çıkan sanat eserini görmek ve göstermek istiyor. Cenab-ı Hak da sonsuz kemal ve güzelliklerle muttasıf. Bu sıfatların efendim görünmesi ve takdir edilmesine edilmesini arzu ediyor. Şimdi hem burada bizzat kendisi görmek hem de görünmesini sağlamak, teşhir etmek suretiyle o eserlerin görünmesini, görülüp beğenilmesini takdir edilmesini, sağlamak istiyor. Bunun için bu içinde yaşadığımız muhteşem kainat sarayını yaratıyor. Şimdi hakikaten muhteşem kelimesi kainatın mükemmelliğini ifade etmek için yetmiyor ama başka kelime yok.
bunu ifade edecek. Sonsuz ilmiyle, sonsuz iradesiyle, sonsuz kudretiyle. Arapçada biraz buna garip kelimesi. Evet. Değil mi? Karşılık evet. geliyor sanki. Yaratmayı irade ediyor. Ve bunu da bir hadisi kutsiyle ben gizli bir hazineydim. Bilinmek, tanınmak istedim. Bilinmek, tanınmak istedim ki beni tanısınlar. O mükemmellikleri, o güzellikleri bilsinler diye mahlukatı yarattığını ifade ediyor. Şimdi bununla ilgili işte ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin gibi bu manayı kuvvetlendiren pek çok ayet ve hadis-i şerif var. Bunlara baktığımızda insanın daha doğrusu kainatın yaratılmasından maksat kainatın kendisi değil. Şimdi Cenab-ı Hak önce kainatı yaratmış. Ya insan, oraya geleceğiz de kainatı yaratmış. İşte onun bilimsel izahları var. Kur'an'da da efendim nasıl yaratıldığıyla ilgili efendim o evreleriyle ilgili, zamanla ilgili, o ayrıştırmayla ilgili bir takım bilgiler var. Bilimsel görüşlerle, teorilerle de uyumlu daha doğrusu bilimsel teoriler bunlarla. Giderek daha uyumlu hale uyumlu, geliyor. Uyumlu hale. Bilim ilerledikçe geliyor. O doğruluyor. Evet. Tabii kainat yaratıldıktan sonra işte cansızlar, bitkiler, hayvanlar yaratılıyor. Bunlar en son, bunların içerisinde insan yaratılıyor. Bir de bunların ruhanileri, yani melekler gibi, cinler gibi, şeytanlar gibi ruhani varlıklar yaratılıyor. Şimdi burada, çünkü kainatı yarattı Cenab-ı Hak. Şimdi meleklerin özelliği şerre kabiliyeti yok. Neye programlandıysa onu yapıyor. Şeytanın hayra kabiliyeti yok. O zaman hem hayrı işleyebilecek hem şerri işleyebilecek bir başka canlıya ihtiyaç vardı. Dolayısıyla Cenab-ı Hak insanı halk etti. Cismaniler içerisinden insanı, ruhaniler içerisinden de cinleri halk etti. Bu ikisi dışındakilerin teklife muhatap değil bu ikisi dışındakiler. Bu ikisi bidayetinden nihayetine çünkü kadar. Programlananın dışında bir şey yok. Bir orada. Şey yapmıyorlar. Evet. Onlar vazifelerini bir hakkıyla yerine getiriyorlar. İnsanlar ve cinler serbest bırakılmış. Onlara akıl verilmiş, irade verilmiş, seçme kabiliyetleri verilmiş. Dolayısıyla zaten ruhlar aleminde de zaten önce hadis-i şerifte hiçbir şey yoktu. Allah yaratmayı diledi. Önce benim ruhumu yarattı diyor peygamberimiz. Daha sonra diğerlerini yaratıyor. Ve ruhlar yaratıldıktan sonra bütün ruhlar aslında Allah'a söz veriyor. Yani ona biz seni tanıyacağız. Tanıyacağız, inanacağız, ibadet edeceğiz diye söz veriyor. Sözünüzde duracak mısınız diye de dünyaya efendim peyderpey belli sürelerde, takdir edilen süreler içerisinde geliyorlar ve sözünde durup durmayacağını efendim böylece Cenab-ı Hak test etmiş oluyor. Şimdi burada tabii en son insan halk edildi, yaratıldı. Bu kainat sarayındaki mahlukat nevinin sonuncusu insan dedik. İnsan nesli diğer varlıklardan sonra yaratılmıştır. Onu da ifade ettik. Şerefli ve kıymetli bir varlık. Yaratılışı eğer bir ağaca benzetir isek, insan bu ağacın hem meyvesi hem çekirdeğidir. Yani ağaçtan maksat meyvedir. Bu ağaç, bu kadar ağaç. Bir şeye hizmet etmesi lazım değil mi? Ağaçlara bu kadar hizmet onun meyvesi içindir. Meyveden maksat da çekirdektir. Çünkü neslini, onun özelliklerini onunla efendim devam ettiriyor. Demek ki meyve ağacın hem varlık sebebi hem de neticesidir. Şimdi biraz önce naklettiğimiz hadis-i kutsi ve ayet-i kerimelere baktığımız zaman insan Allah'ı tanımak, kulluk etmek, onun kainatta tecelli eden kudretini, efendim saltanatına,
görmek, müşahede etmek, tefekkür etmek, şehadet etmekle görevli ve bu yönüyle de meleklere benziyor. Şerre meyilli bir nefis taşıması yönüyle de diğer şeytani özellikleri var ama işte bu ikisi yükselme, manevi yükselme ile manevi düşüş arasında insanı sarkaçlıyor. Seçme hakkının, iradesinin insanda oluşu böyle. Şimdi şöyle bir soru insanın hatırına gelebilir. Ya insana akıl verilmiş. O zaman kainatın niye var olduğunu, kimin var ettiğini aklıyla bulması gerekir. Yani biraz önce girişte ifade ettiğiniz işte neciyim, nereden geldim, nereye gidiyorum, buraya gönderilmekteydi ki maksadım nedir? Şimdi bu soruların bir kısmının cevabını insan belki aklıyla bulabilir. Ama bazı sorular var ki bu kainatı bir Halık yarattı. Şimdi peki bunu aklıyla bulabilirsin. Bunu aklıyla bulduğunu varsayalım. Peki bu Halık, halk edici zat hangi özelliklere sahip? Bunu insan aklının tek başına bulması zor. Peki yani bu alemin için mi yapıyor? Yardımcıları var mı? Bunlar hep akla gelecek. Bir anda hepsini peki, nasıl yapıyor? Her yerde nasıl oluyor? Bu alemin için yarattı sorusunun cevabını nereden bulacağız? Veya beni niye buraya gönderdi? Buradan sonra neresi var? Buradan sonra ben nereye gideceğim? Tamam, ben buraya geldim, beni buraya gönderdi. Benden ne bekliyor? Ne istiyor? Benden ne istiyor? Bundan sonra nereye gideceğim? Şimdi bu ve benzeri soruları insan aklının tek başına cevap verebilmesi, doğru cevap doğru cevapları bulması mümkün değil. O zaman bu noktada insanın başka bilgi kaynaklarına ihtiyacı var. İşte vahiy gibi, yani Allah'ın gönderdiği bilgiye ihtiyacı var. Başta söylediğiniz işte karıncayı ve arıyı efendim kralsız, kraliçesiz, yöneticisiz bırakmayan Allah hiç şüphesiz ki üstün niteliklerle yaratmış olduğu efendim ve kainatın meyvesi mesabesindeki insanı yöneticisiz, başıboş ve kendine efendim, muhatap olarak kendisine muhatap olarak seçtiği insanı elbette ki başıboş bırakmaz. Cenab-ı Hak fazlından, şefkatinden, merhametinden bize çok acıdığı için, çok merhamet ettiği için kitaplar gönderiyor, peygamberler gönderiyor. Bunlarla efendim bizi aydınlatıyor. Onlar da nasıl bir efendim yol takip ederek Allah'ı razı edeceğiz, bizi buraya o gönderdiğine göre bizden ne istiyor, bizden arzusu nedir, bu soruların cevabını biz kitaplar, gönderilen kitaplar ve peygamberlerden öğreniyoruz. Şöyle bir şey yapılabilir, siz ontolojik dediniz. Mesela dünyada gerçek bir adalet ve düzenin kurulabilmesi için peygambere mutlak manada ihtiyaç var. Onun getirdiği öğretiye ihtiyaç var. İnsanın yaratılış gayesinin talimi için peygambere ihtiyaç var. Allah'ı tanımada peygamberin son derece lüzumlu olduğunu efendim görüyoruz. Bir diğer husus, insanlara insanların Allah'a itiraz yolunu kapatması için. Bunlar üzerinde ayrıntılı olarak duracağız. 20. mektubun başındaki o meşhur hepinizin bildiği bir ifade vardır. Şimdi onunla ilişkilendirsek bu hadiseyi, yani hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı bil, Allah'ı bilmektir diyor. Beni tanıyın diye gönderdim sizi diyor Allah. Beni tanıyın ve bana ibadet edin. Şimdi imanı bil, Allah'ı bilme, tanıma. İnsaniyetin en yüksek mertebesi ve en yüksek makamı o imanı billah içinde marifetullah. Onun özelliklerini bilme. İmanı billah, Allah'ı tanıma. Marifetullah, onun özelliklerini bilme. Hangi özelliklerle donanmış bir Allah, bir ilah bizi bu dünyaya göndermiş
bizden arzusu ne? Cin ve insin diyor en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah. Şimdi bilmeden, özelliklerini tanımadan bir kişiyi sevebilir miyiz? Sevemeyiz. O zaman kendisini tanımasını, tanınmasını istiyor bizden. Öyle diyor çünkü ayette. Ben insanları işte beni tanısınlar ve bana ibadet etsinler diye gönderdim. O zaman yani gerçekten tanımanın sonucudur zaten. Tabii sevgi. Sonucudur ki sevgi ve ibadet sevgi etmek. Ve o ya ibadet, o sevginin, teşekkürün tezahürü. Yani değil mi? Öyle değerlendiriyoruz ibadet dediğimiz şeyi. Şimdi peki bu merhaleleri bize kim öğretecek? Yani bize gerçek vasıflarıyla Allah'ı kim bildirecek? Kim tanıtacak? Bunun için peygambere ihtiyaç var. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela güneş, ışıksız bir güneş düşünebilir miyiz? Biz güneşi ışığıyla güneşin biliyoruz. Özelliğidir. Evet. Ana özelliği. Ana özelliği budur. Işığı olmasa güneş olmaz. Evet. Güneş ışıksız olmadığı gibi ilah da, yaratıcı da tezahürsüz olmaz. Yani onun görünmesi lazım. Güneşin görünmesini sağlayan ışığı ise eğer biri yaratıcıyım ben diyorsa onun da bir tezahürünün olması, görünmesi lazım. Bu nasıl olur? Bu ancak peygamberle olur. Şimdi kusursuz bir güzelliğin bilinmesi, kusursuz bir güzellik görünmesi, gösterilmesi için bir tarifçiye ihtiyaç var. Bunu bize kim tarif edecek? Halil Bey'in değişik ortamlarda sık sık verdiği bir örnek vardır. İşte bir arkadaşımız, ortak arkadaşımız İstanbul'da yüksek öğrenimini tamamlamıştı, tamamladı. İşte müteaddit defalar Topkapı Sarayı'nı gezmiş. Ama bir seferinde de bir rehberle gezmiş. Rehberle gezdiğiniz zaman o size normal gezdiğinizde özelliklerini bilmediğiniz şeyler açılıyor. Hayretten hayrete düşüyorsunuz. Bunun için bir tarifçiye ihtiyaç var. Bir müzeyi gezmek için bile bir rehbere ihtiyaç var ise kainatın meyvesi olarak halk edilmiş ve bir takım vazifelerle vazifelendirilmiş insanın bu vazifelerini talim ettirecek, öğretecek, gösterecek bir peygambere ihtiyaç vardır diyoruz. Evet. Tabii peki bütün varlıkları yaratıp onları terbiye etme, idare etme büyük ve umum bir kulluk ister. Öyle değil mi? Şimdi bu da peygamberlerin yaratıcının tek olmasını halka ilan etmesiyle mümkün olur. Şimdi benden kulluk istiyor. Nasıl kulluk yapacağım ben? Bilmiyorum ki. İşte onun talimini de Cenab-ı Hak melekleri olmuş aracılığıyla peygambere yaptırıyor. Peygamber de o öğrendiklerini ümmetine efendim aktarıyor. Şimdi yalnız burada baştaki şeyle bağlayacak olursak şöyle düşünelim. Kusursuz güzellik sahibinin isteği olmasa, istemese, o güzelliği gösterecek ayna bulunmasa, bir, istemese, iki, o güzelliği gösterecek ayna bulunmasa, üç, o güzelliği tarif edecek bir tarif edici olmasa, her şey alt üst olur. Efendim, o zaman anlatıcısı, aracısı, göstericisi, tarif edicisi olmasa o güzelliğin görünmesi mümkün değil. Halbuki ben görünmek için halkettim diyor Cenab-ı Hak. Bu görünmeyi sağlayacak bir aracıya ihtiyaç var. Bir tarif ediciye ihtiyaç var. O da peygamberdir diyor. Peygamberler de aldıklarını halka açıklarlar, izah ederler. Biraz yani o genel manalara bir daha dönüp sonra bu güzel şeylere devam edecek bilmiyorum. Buyurun. Tabii olabilir. Buyur. Şimdi ya normal insanların zemininde bu işler bu kadar kolay olmuyor.
Yani çok sorular var insanların zihninde. Yani mesela acaba Allah varsa niye görünmüyor? Yani görünmüyor şeye inanmam gibi. Buna hakikaten insanoğlunun, hele bu asıl insanlığı tatmin edecek küçük çocuklarımız 3-4 yaşında neden, niçin diyorlar adeta. Veya mesela çok güzel söyledi, ibadet. Ya neden ibadet edelim? Yani Allah madem bu kadar büyükse niye bir ibadete ihtiyacım var? Soru geliyor. Veya işte Hristiyanların peygamber değerlendirmesinde sapkınlıklar var. Yani Allah insan olarak yeryüzüne indi gibi. Yani insan aklı alt üst oluyor. Hep yani işte Hazreti, gerçi Ali Bey bir nebze girdi de, insanın dünyaya gönderilmesinin sebebinden bahsetmeden önce Hazreti Adem niye cennetten çıkarılmış? Yani bu sahanın elemanları sanki bu asırda yaşamıyorlarmış gibi işte o hikayenin sizin dediğiniz gibi ansiyopedik bilgi kısmını anlatıyorlar. Halbuki evet işte elma veya bir meyve yenme yememe meselesi söz konusu olmuş ama onun arkasında, hani biz edebiyat öğretmeniyiz, Ali Bey de edebiyatçı, o metni, seyrettiğimiz olayı, filmi, hadiseyi perde arkasına geçecek şekilde anlamak bizim derdimiz. Yani onda büyük hikmetler gizli. Evet. O hikmetleri çözmek. Evet, çok mi? Önemli. Olaya böyle bakmak. Şimdi hakikaten din ders kitaplarımıza baksak, sahanın uzmanı anlıklarına baksak, nedense hep Bedir Savaşı, Uhud Savaşı gibi böyle kılıçlı bir peygamberden bahsediliyor. Fakat Bediüzzaman tam aksine diyor ki İslamiyet'in... Toplam savaşları hayatı içerisinde 2 ayı geçmiyor. Evet, 60 gün bile tutmuyormuş. Ha. Yani bir taraftan 250-260 yani kişi... 63 senelik bir hayat. Düşün. Bunun 23 yılı nübüvvetle şereflenen bir hayat ve bunun içerisinde 2 ay. 60-50-60 günü savaşta, fakat anlatılan kısmı sadece burası. Hiç kılıç elinden düşmemiş. Öyle bir şey anlatılıyor. Yani. Zaten Müslüman deyince yani bu işe menfi bakanlar, yani böyle bir ablak bir insan, kafasında bir takke, ayağında perişan bir şalvar, bir efendim çarık, böyle perişan, eline tespih takmış. Yahu yani o kadar ters yüz ediliyor ki hakikat. Bediüzzaman da haykırıyor, İslam'ın %99'u güzel ahlaktır diyor. Ve işte 100 kişi gelmişler dünya çapında 45 ülkeden. Peygamberimizi anlatıyorlar. 3 günde anlatmak bitmiyor. Yetmiyor zaman onlara. Yani mesela biz toplumumuzda 2-3 kişi olunca birimizin bir idareci olması arzu ediyoruz. Hukuk tahsili yapan arkadaşlar hep anlatırlar. Hukuk kitaplarında hangi derse giriyor bilmiyorum ama yani hayal bir şey canlandırırlar. İşte mağarada bir müddet hep birlikte işte fil öldürmeye, mamut öldürmeye, yemeye çalışırken bir düzen ihtiyacı doğuyor adeta. Sanki yani birlikte yaşamanın zarureti gibi. Ya işte şu kuvvetliler biz hayvan avlayalım ama şu akıllılar da biz idare etsin gibi bir mana. Bugün artık ailemizde, okulda, ne bileyim bir şirkette hep yani vazife taksimleri, bir yöneticilik söz konusu. Arada bile yani basit bir şey değil ki. Bazen siz efendim bir termitleri seyrediyorsunuz belgesel kanalda. Çok karmaşık bir sürü görevler var. O görevlerin yerine getirilmesi lazım. Yani 5 hafta yaşayan bir arada hakikaten Rıza Bey'in söylediği gibi işte kraliçesi, kovan yöneticileri, işçi arıları filan varsa, bir düzen varsa, bir kere mantık olarak bu kadar varlıkların en üstün olan insanın kendi başına bırakılması hakikaten noksan bir mantık. Muhakkak onu bir yönetecek, perde arkasında kayıtlı olan... Kainatın neresine baksak bu düzeni görüyoruz. Görüyoruz her tarafta. Görüyoruz değil mi? Evet. Düzen olmazsa zaten her cümerç olur bugüne evet. kadar. Ya, insanın müdahalesinin olmadığı her yerde muhteşem ve muazzam bir nizam ve intizam ve düzen var. Var, kesinlikle. Var. Evet. O zaman yani bunu bozma temayülünde olan insanın da evet. bu nizam altında tutulabilmesi için o nizamı ona anlatacak, öğretecek evet. onun cinsinden bir reise ihtiyaç var. Şimdi bu hafta olduğu çok açık gözüküyor. Bu yani. Hafta bir gitmez ama hani işaret-i icaz tefsirinde bir önemli bahis var. Peygamberlik. İnsanoğlu niye gelmiş? Evet. Değil mi? Gerekçesi. Yani, mesela o kadar garip ki ben hiç o sahanın elemanlarından duymadım da ama belli zamandan duydum. Etrafımıza bakalım. Yani ben dindar bir insanım. İşte sanayide bir arkadaş grubuyla yemek yerken hacı arkadaşım da benim. Diyor ki ya bu enflasyonu niye durdurdular diyor ya. Ne kadar güzel para kazanıyorduk diyor.
Ben dedim bak, yani bu cümleyi tekrar edersen ben asabi adamın ağzından çok kötü laf çıkabilir size dedim. Yani ne yaparsın? Sana hakaret ederim dedim. Neden? Yahu dedim ilmen zengini zengin, fakiri fakir yapan bir şeyi, hastalığın belirtisi olan enflasyonu sen sadece kendi menfaatini düşünüyorsun. Ölenler, perişan olanı düşünemiyorsun. Bu normal insan hali değil. Bir de sen dindarsın ki. Yok, böyle... normal insan hali bu. Öyle mi diyorsunuz? Dediğiniz o. Onu düzeltmeye ihtiyaç var işte. Onun için nizama intizama ihtiyaç var. Şimdi o zaman yani birileri... Yani herkes kendi menfaati öne almayı, yani böyle bir refleksi var yani. Yaratılış itibariyle böyle bir şey. O zaman zaten bu olayı onun için anlatıyorum. Sıkıntı orada zaten. Evet. Yunanistan'da işte dün akşam yani sporla ilgilenen, şov yapan birisi anlatıyor. Yunanistan'da bir kahvede oturduğunu, Girit, Midilli Adası'nda bir şey anlatıyor. Oradaki insanlara muhatap olsun ve Yunanistan'ın mahvolduğunu anlatıyorlar. Yunanlılar anlatıyorlar. Çok perişan olduklarını anlatıyorlar. Buna çare. Şimdi bakıyorsunuz duyduk biz. İşte şu kadar para bilhassa Almanya'dan, Avrupa Birliği adı altında ama Avrupa, Almanya'dan bir şeyler gidiyor. Adeta şu kadar istikbalini geçmişte Türkiye yaptığı gibi... Böyle bir 30-40 senesini, 50 senesini tamamen Almanlar Yunanistan ele geçirmiş. Yine de tabiri caizse mızık mızık mızıklattırıyorlar. İnsanlar sokakta maaşlarını alamıyorlar, karınları doyuramıyorlar. Bu başka ülkeler cereyan ediyor. Fakat mesela Türkiye her şeye rağmen Afrika'da açlıktan ölenlere, hatta yani fotoğraf ödülünü alıyor. Çırpınan ve bir perişan çocuğun akbabalarının bekleyişini anlatan, daha sonra kendisini de öldürdüğünü, intihar ettiğini söylüyorlar ki çok feci bir şey. Bu haldeki bir yere bir devlet yardım yapıyor. Bu devletin idarecilerinden, yani iktidarda olmayabilir, en önemli muhalefetin zirvesindeki insanlardan bir tanesi, ben bütün şu idrakimle televizyondan seyrediyorum. Ya bu ne densizliktir diyor ya. Ne densizliktir diyor. Maaşları işçinin artırmak varken diyor. Niye yardım ediyorsunuz filan. Veya aynı şeyi benim öğretmen arkadaşım diyor. Ya sen ayın sonunda getiremiyorsun. Ne diye oraya efendim 200-300 lira para gönderdin. Bankada karşılaşıyoruz. Ya nerede yakamı tutacak. Ya kardeşim boğazıma diziliyor şeyler. Yani oradaki insanlar o fotoğraflarını seyrederken, ölürken rahatsız oluyorum. İnsanda böyle bir duygu var. Adeta insanoğlu şimdi bir şeyler arıyor. Herkes bir fikir beyan ediyor. Halbuki en ya karmaşık... Bu duygu bastırılmış. Onun yerine işte biraz önce söylediğimiz o hali hazır medeniyetin değer yargıları geçmişte. Evet. Menfaat gibi, güç gibi, kuvvet gibi, ne bileyim işte heveslerin tatmini gibi, mücadele gibi şeyler geçince bunlar adeta o ruhani dediğimiz, biraz da manevi dediğimiz, insanın işte faziletiyle ilgili olan manevi yükselmesine sebep olacak o istidatlar dumura uğramış adeta. Buraya, belki işte peygamber orada o istidatları harekete geçirmek için. Zavi, buraya gelmeden önce, geçen haftadan belli, birkaç arkadaşı deneme yaptım. Esasında 40 küsur senedir bu işlerle meşgulüz. Bu konuda yazı yazmaya çalışıyoruz. Hakikaten bu anlattıklarımızın değişik vakıflar, eğitim sırasında, okulda da aynı manalara terim ettik geldik. Ama şimdi mesela dünya böyle bir buhranda, İspanya battığını, efendim bir ülke adalarını satmaya çıktığını gözümüzle görüyoruz. Amerika bir yerde tıkanıveriyor. Bir bakıyorsun dünya borsa merkezinde on binler aylarca kıyameti koparıyorlar. Şimdi tabii problem şöyle bir şey, yani bunlar batıyor. Zenginler veyahut da henüz daha onlara bu yangın bulaşmamış olanlar da, evet, timsah gözyaşları döküyorlar. Hayır. Yani beraber böyle bir problem var. Yani bu, buraların batışı, bunların mağduriyeti veya bunların üzüntüsü topyekun bizim de üzülmemizi netice verecek gibi bir noktaya henüz gidemiyoruz. İşte ben zaten o noktayı anlamak için... Öyle garip şeyler söylüyorlar ki zirvede insanlar. Yok efendim sıcak para akışı, işte enflasyon miktarı, IMF'den şu kadar da almamız lazımdı. Yok efendim ihracattaki şu şey, yok efendim karşılıklı para basılabilir. Yani kendilerine göre bir şeyler üretiyorlar. Adalet arayışında aklın yetmediğini, yani 2013 yılında dünyanın geldiği hal gösteriyor esasında. Ama bu konulara peygamberlerin fikri var. Yani eşyanın hakikati, olayların arkasındaki
problemin üzünü anlatan çok sarı manalar, efkar var. Maalesef ne bu sahanın uzmanları bunları söylüyorlar, ne de işte o ekonomideki, ahlaktaki çöküşle ilgili problemini irdeleyenler bunun arkasında kendi akılları dışında bir de külli akla, yaratıcının aklına, işte bin şu kadar peygamberin efkarına bakan yok. Bu insanı tabii dehşete düşürüyor. Hatta insan bazen şaşırıyor. Yani işte tarihte adeta insanlık iki kanala ayrılmış. Birisi peygamberlerin arkasına giden nübüvvet yolu diyelim. Onlar kainatta bir yaratıcıyı bulmuşlar. O tevhid akidesiyle yaşayışlarını belirlemişler. Bu yaşayış, ki biz de öyle yapmaya çalışıyoruz. Yani dışarıda bize karşı gelenlerin farklı bir yaşayış değil. Biz de evleniyoruz. Bizim de arabamız, evimiz oluyor. Biz de yiyip içiyoruz. Biz de top oynuyoruz. Biz de denize gidiyoruz. Ama onun temelinde çok temel farklılıklar var. Öbürküler adeta insana Rabbi mümkünat diyecek kadar, yaratıcı mertebesine getirecek kadar olaylara belki normal felsefeyi lekadar etmemek lazım. Yani aklın aradığı niçinleri, nasılları arayan bir felsefe elbette ki bizim de muhabbetimize dahil olmuştur. Daha ziyade böyle materyalist felsefe dediğimiz yaratıcının karşısına tamamen aklı, maddeyi çıkarmaya çalışan ama o kadar aciz ki pislik yiyen tavuğun 5 santimlik bantta yaptığı yumurtaya muhtaçsın. Ot yiyen bir inek gibi bir hayvanın kanla fışkırarsan süt çıkarmasına muhtaçsın. Yağmurun havadan mermi gibi emmemesine muhtaçsın. Havanın bir yuvarlaktan geçerken demir parçalarını uçağı havaya kaldırıp veya şu kanunlara uyduğun zaman demir yığını gemilerin suda yüzmesine muhtaçsın. O toprağın yani adeta sana 1 milyon çeşit bitkiyi içinde ihtiyacı olan minerallerle vitaminlerle vermesine muhtaçsın. Yani Hazreti İbrahim anlatılıyor. Ama nedense insanlar aynı şeyi kendileri tatbik etmiyorlar. Çocukluğunda giriyor puthaneye, ne kadar varsa putları kırıyor, en kuvvetlisini sağlam bırakıyor, boynuna da baltayı koyuyor. Kıyamet kopuyor tabii. Hazreti İbrahim büyük cesaret ediyor ki ya besbelli, yapan belli, işte boynundaki bu kırmıştır. Yani suç aleti de orada. O taş parçalarına, odun parçalarına tapanlar Hazreti İbrahim'e bağırıyorlar. Sus! Hiç o yapabilir mi? O kendisi bile koruyamaz. Ben mübarekler diyor. Kendini koruyamayan nasıl Rab addediyorsunuz? Ve Hazreti Ömer dalga geçiyor. Biz eskiden hamurdan diyor Tanrı yapardık. Yolda acıkınca bir de onu yerdik diyor. Helva yapardık. Helva yapardık. Veya Hazreti İbrahim bakıyor ki çok parlak yıldızlar var. Bunlar Rabbim olmasın mı diyor. Bir müddet sonra ay çıkıyor, onlar görünemez oluyor. Yok diyor işte, la uhu bil afilin. Ben batanlara Rab demem ama bakıyor ki muhabbet etmem. Ay da bir müddet sonra yok oluyor. Gündüz çıkıyor, güneş hepsini bastırıyor. Onlar duruyor esasında. Ve güneşin de akşam batışı. Yani insan çok üstün bir varlık. Bazen ben işte o polisiye filmlerde hiçbir şey yapmadan sadece mantık yürüterek suçlunun yakalanışını seyrediyorum. Aynı şeyi esasında felsefe yapması lazım. Yani karşımızda hayvanlar adeta artıklarıyla, yani karbondioksitle fotosentezi ana maddesi olan efendim oksijeni çıkaran bitkilerle müthiş bir paslaşma var. Yani bunu görmemek ya nasıl olabilir bilmiyorum ben. Odundan gelen bir elma var. İşte adeta bizi o gayiptaki, yani mesela İslamiyet'te 15 yaşına kadar mesuliyet yok. Peygamber olmazsa yine mesuliyet yok. Fetret manası, efendim mesuliyet çağı. Neden? İnsan aklıyla belli bir seviyeye gelecek. Olayları makul yorumlayabilecek. O zaman bizler inşallah bu hakikat penceresi ismimizi de oradan alıyoruz. İsrarla bugün herkes malının pahalı satılmasını istiyor. Ama aldığının ucuz olmasını istiyor. Herkes işçisinin az yevmiyle çalışmasını ama kendisine bol maaş verilmesini istiyor. Yani müthiş bir problem var. Dünya bu işi halletmemiş. Biz iddia ediyoruz ki nübüvvet yolunda bunun prensipleri var. Bu temel prensipler var. Bu ahlaksızlığın, bu perişanlığın arkasında hakikaten vahiyden uzaklaşmanın yani Hristiyanlar bir taraftan çok garip peygamber anlayışını söylerken bu insanlar arasında aynı adeta hani yaratıcımız bir, aynı dünya ülkesinde yaşıyoruz.
Onu bırakın aynı ülkede yaşayanlar. Bir futbol takımı farklılığından veya efendim namaz kılıp kılmamaktan birbirini boğacak kadar saldırması, yani vahşi hayvanlardan çok daha perişan bir vaziyetteyiz. Akıl alacak iş değil. Maça döner bıçağıyla giden bir millet düşünün. Ne kadar garip bir şey ya. Şöyle bir ayağımızın yere sağlam basıp hakikaten biz neyiz? Ne kadar üstün vasıflara donatılmışız. Kainatın en güzel yerinde sadece hayat olan bir dünya var. Orada yaşıyoruz. Binlerce nimetler emrimize getirilmiş. Bu manaları bize anlatan, yani anneler çok sevildi. Neden? 9 ay karnında taşımış. 2 sene ayıp söylemesi bizim pislikli bezimizi yıkamış. 15 yaşına kadar titremiş üstümüzde. Ölünceye kadar arkamıza koşuyor. Anneler çok farklıdır. Ya peygamber? Ya ben Allah'ı görseydim dünyada vallahi geriye falan gelmezdim. Ama o dünyadayken miraca çıkıyor, Allah'ı görüyor. Bizim iyiliğimiz için geri geliyor. Yani onu da kafasına işkembeler geçiriliyor. Veya Taif'te bir peygamber taşlanıyor. Ve melek diyor ki ben şu dağları onların başına geçirebilirim. Yok diyor, ben insanlığı mahvetmek için gelmedim. Onların için inanana çıkacaklar. Ben iyiler iyilik için geldim diyor. Ve doğduğunda ümmeti ümmeti diye bağırdığını, kıyamet gününde de bütün peygamberlerin hakikaten kendi imtihanları için teraşa düştüğü bir zeminde, nefsi nefsi dediği yerde yine ümmeti diye bağıracağını tarih kaydediyor, Kur'an kaydediyor, hadisler söylüyor. Şimdi biz karşımızda bu kadar fedakar bir peygamber, bu sahanın uzmanları da işte 60 günlük savaşını bütün lise, ilkokul, ortaokul kitaplarında anlatıyorlar. Anlata anlata dinin ilmihale indirilmişi var. Efendim susam çıkarsa şöyle mi olur, şunu şöyle mi yapar? Elbette bilelim onları. Fakat daha temel, yani bakıyorsun Anadolu Meslek Lisesi'nde okuyan bir kızımız, ya diyor ben, Halil amca ben hala Allah'a tam inanamıyorum ama korkudan konuşamıyorum diyor. Hayret edecek bir şey. Manisa gibi bir yerde, içeri bile ben imanlı olduğuna inanıyorum bu memlekette. Ama demek ki artık nasıl insanlık bir seviyeye gelmiş, nasıl dinler terakki ede ede son peygamberde en mükemmel şekle gelmiş, taharet etmenin hangi elle hangi parmakla yapılacağı anlatan bir dinin böyle ülkelerin kendi memlekette satma noktasına geldiği, açlıktan maaşların verilemediği bir noktaya cevap vermemesi mümkün değil. Yani bence peygamberlere daha temel, daha külli manalarla bakmak lazım. Onlar niçin gelmiş? Hem ispatlarını yapmak lazım, hem de böyle basit hayatlarıyla ilgili ansiklopedik bilgileri, elbette evimizde 2-3 tane peygamber kitap olsun ama onun temel versiyonu mu diyelim artık, ana gayeleri mi, ne kadar ihtiyacı oluşumuz ve o ihtiyaç, yani işte ekonomik meselelere nasıl bakıyormuş din, bir görelim yani. Peygamberler ne yapmışlar? Biz neden onlara inanalım? Neden efendim Allah kendisini göstermiyor? Biz inşallah önümüzdeki süreler içerisinde mesela destanları işlenir. Ali Bey de muhakkak çok işlemiştir. Bizde neredeyse 2-3 hafta destan işlenir üniversitede. O destanlarda çok garip bir şey vardır. Bütün milletlerin yaratılış destanı vardır. Yani hepsi de gülüş vaziyettedir. Hiç vahyin anlattığı orijinalite içerisinde yoktur. Bizim de evet dünyada 16 tane büyük devlet kurmuş bir milletiz, bir Türk milleti. Asırlarda İslam'a bayraktarlık yapmışız ama işte o vahiyden uzak olduğumuz dönemde bizim yaratış destanımıza bakılınca işte Nihat Sami Banarlı'ya bakabilir arzu edenler ilk cildinde hakikaten yok efendim Tanrı Kayrahan varmış, efendim her taraf suyla kaplıymış, canı sıkılmış, bir kadın suriyeti yarat demiş, o da yaratmış filan. Ya bu kadar basite inebilecek bir şey. Halbuki asırlarca insanın zihnini meşgul ediyor. Hala felsefe çözememiş. O zaman peygamber olmayınca hakikaten eşyanın hakikati de bilinmiyor. Olaylara bir usul. Ustalar bile çocuğu önce, yani 3 ay çocuk endüstri meslekte eyeyi düzgün sallamasını öğreniyor. Hiç boşluk kalmayacak. Üstüne gönyeyi koyduğun an içine ışık geçmeyecek. Yani elin düzgün gelip o basit bir şey değildir. Biz elimize alsak çekici bile tutamayız. O zaman bu kadar yüksek bir varlık, meleklerin üstünde Allah'la muhatap olabilecek en üstün kabiliyet donatımı bir insanın 15 yaşına kadar da ona süre veriliyor. Elbette peygamberle, kitaplarla donatılması, hem de çok sağlam bilgiler. Öyle tereddütlü, acaba var mıdır, yok mudur, yaratır mı, yaratamaz mı, niye görünmüyor? Bütün onlara cevap verecek bir mantık ortaya koymamız lazım.
Biz inşallah ETV televizyonunda bu mantığı önümüzdeki programlarda adım adım ortaya koymaya çalışacağız. Yani bir hocadan ziyade bir felsefeci gibi inşallah Bediüzzaman Hazretleri'nin eserlerinden nübüvveti, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı ve insanlığın bugün yine ona çok muhtaç olduğunu bir medeni şekilde ortaya koyacağız inşallah. Evet. Halil Bey'in heyecanı geçen seneden devam ediyor. Devam ediyorum. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet değerli konuklar. Konu gerçekten çok geniş, derin, keyifli. İnşallah bu önümüzdeki haftalarda da yine sizlerle beraber bu manevi yolculuğu birlikte gerçekleştirelim. Ben biraz önce okuduğumuz yeri tamamlayarak programı burada sonlandırmak istiyorum. Evet, soru Hikmet'in sorduğu sorular, yani felsefenin sorduğu, insanlığın sorduğu sorular. Evet. Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Yani herkes kendine soruyor. Ben nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Dünyaya niçin geldim? Reisim kim? Bu sorulara pek çok cevaplar var ama Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği cevap da şu. Bu ben Cenab-ı Allah'ın kudretiyle yokluk karanlıklarından ışıklı varlık alemine çıkarılmış Cenab-ı Allah'ın bir kuluyum. Evet. Yani bu soruya verdiği temel cevap bu. Ve Cenab-ı Allah Sultan-ı Ezeli bütün mevcudatı içinde biz insanları seçmiş ve emaneti kübrayı bize vermiştir. İkincisi de bu. Yani misyonum ne benim? Evet, o çok önemli. Ne için geldim ben bu dünyaya? Bunun cevabı evet, ben diğer mahluklarla birlikteyim ama benim özel bir misyonum var. Onlar gibi değilim. Yani çok farklı. Benim bu özel misyonum onu bilmek, tanımak, ona kulluk etmek, o emaneti bir hakkın taşıyabilmek. Yani imanla teçhiz olmak meselesi. İnsan gibi insan olmak. İnsan gibi insan olmak. Evet. Evet. Ve nereye gideceğim? Ben haşir yoluyla, ölümden sonra çıkacağım yolculukta. Başka ebedi bir alem var. Haşir yoluyla, saadet-i ebediyeye müteveccihen hareket ediyorum. Yani son durağım benim saadet-i ebediyedeki mekanım. Zaten oradan gelmişim. Yani şeyde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'da dinlerde bize bunu anlatıyor. Vahiy dediğimiz, peygamber ışığı dediğimiz şey de bunu anlatıyor bize. Dünyadaki işimiz ne? Peki ben dünyaya geldim, bunu yapacağım, tamam. Yani emaneti taşıyorum. Peki ne iş yapıyorum ben bu dünyadaki işim? Saadet-i ebediye yollarını temin etmek. Bütün insanlık için. Yani buradaki 50-60 bilemedi 100 senelik bir hayatın içerisinde ebedi bir hayatın, kazanmak. Saadetli bir hayatın kazanılması için burasını kullanacak. Bütün insanların kazanması, evet. Ve Resul malımız olan istidatlarımızı nemalandırmak. Ha. Ben de potansiyel olarak bulunan var şeyler var, duygular var. Konulmuş. Konulmuş bana. İstidatlar var. Bunları imbisat ettireceğim, genişleteceğim. Açacağım. Sümbüller. Kemalata doğru bunları sevk ettireceğim. Doğru olanlarını geliştireceğim. Muzır olanlarını baskılayacağım, onları kullanmamaya gayret edeceğim. Ve bu şekilde bu hayatımı süreceğim. Ve şu azim insan kervanına bundan sonra, yani bizim bulunduğumuz bu çağ ahir zamanda da Sultan-ı Ezeli'den riyaset vazifesiyle gelip riyaset eden, başkanlık eden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bunu söylüyor. Toplam söylediği bu hikmete karşı. Evet. Ve bugün peki bunun delili ne diye baktığımız zaman bu asla göre. İşte o Sultan-ı Ezeli'nin Risalet beratı olarak bana verdiği Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Belge de var. Şüphe ediyorsan aç oku. Evet. Bugün Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman işte 1400 senedir insanlığın önünde muarızları var, inanmayanları var. Fakat yine Bediüzzaman ifadesiyle eğer bir benzerini, bir nazirini yapabilmiş olsalardı davalarını ispat edeceklerdi. Ama kitap yazmak yoluyla bunu yapamayınca, kalemle yapamayınca silahla, kılıçla bunu yapmak için asırlardır tarih içerisinde bu mücadele olmuş gelmiş. Her geçen gün Kur'an'ın hükümlerinin değişmezliği, gerçekliği ve hakikiliği biraz daha tevazüde, biraz daha ortaya çıkıyor. Ve bunu bize şerh eden, anlatan, buradaki sırları açan da
Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Yani o kitabın adeta şerh edicisi olarak onu görüyoruz karşımızda. Dolayısıyla bu nübüvvet ışığı aslında Kur'an'ı da aydınlatan bir ışık. O getirmiş zaten. Peygamber yani, o getirmiş. Onun en büyük mucizesi Cenab-ı Allah bütün arzularını, taleplerini, isteklerini ve hem gayb alemiyle hem şehadet alemiyle ilgili de temel bilgileri onun içerisinde veriyor. Evet. Ve bunu da talim etmek üzere Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiş. Dolayısıyla hakikati arama yolculuğunda reddedemeyeceğimiz, göz ardı edemeyeceğimiz bir temel kaynak vahiy. Var. Vahiy ışığında bugünün dünyasına baktığımızda özellikle çünkü vahyin getirdiği diğer kaynaklar tahrif edilmiş. Evet. Yani İncil'dir, Zebur'dur, Tevrat'tır bunlar hepsi hakiki halinden uzaklaşmış. Ama salt vahyin ışığı altında korunan bugünlere gelen Kur'an-ı Kerim var. Ve onu bize tarif eden, şerh eden, açan bir peygamber var. Hatta sadece onu değil belki kainat kitabını da açan, şerh eden aynen bir peygamber var. Her türlü meselede, her türlü davranışta. Bütün bu daireler içerisinde sosyal hayatımızı, toplumsal hayatımızı, kişisel hayatımızı şekil düzen veren, onları nizam altına alan ve bizi sürdürülebilir bir mutluluğu, huzuru, güveni yaşayabilmemizi sağlayacak sistemler bütününü içinde barındıran bir hakikate yolculuk yapacağız. İnşallah. İnşallah bu yolculuğumuzda sizlerin de dualarını, desteklerini, manevi desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın.